Son kısım önemliydi özellikle. Ve orada bir not Sertaçeş ekledi orada dedi ya, yani 21 yıl sonra ilk, gerçekten öyle. Çok dikkat çekici. Bugün çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinde acaba Erdoğan ne diyecek diye de merak etmedik değil. Yani işte Filistin'in yanındayız mı der, One Minute mu der, ama bir yandan da Netanyahu mu gelecek, biz mi gideceğiz diye de yani normalleşen bir ilişki hali de vardı. Aklı selim işte ne kadar önemli. Biz bunu biraz Rusya-Ukrayna savaşındaki tavırda da gördük galiba. Yani hem uluslararası ilişkileri hem devlet yönetmeyi çok yavaş öğreniyoruz herhalde. Yavaş. Çok yavaş, yavaş öğreniyoruz. 21 yıl onun için dedim. Ben hemen bilgiyi ekleyeyim. Dışişleri Bakanı Sayın Fidan bölgesel düzeyde çok geniş kapsamlı bir görüşme trafiği yürüttü bugün. İran Dışişleri Bakanı Katar'la görüştü. Yani bu sorunla ilgilenme olasılığı olan hemen hemen bütün başkentlerle bir temas, bir yoklama yaptı. Ama tabii Türkiye'nin burada rolü ne olur? Barçın'a orada katılmamak mümkün değil. İlk önce yani İsrail'in yaptıkları her şey bir kenara veya işte Filistin'in tavrı, tutumu, her şey bir kenara. Sizin üçüncü bir taraf olarak ikisine eşit mesafede olduğunuza ikisini de inandırmanız lazım. Evet, evet. Yoksa görüşme yaparsınız, yaklaşımlarınızı aktarır, o ülkelerin yaklaşımlarını alırsınız. Bu normaldir, iyidir de, yararlıdır da. Ama ülkeyi bir rol alma pozisyonuna Türkiye'yi getirir mi? Ben o kadar emin değilim. Burada ama belli ki bir temas hali var. Çünkü ilgili var. Taraf, ki zaten hani söylediğiniz Hakan Fidan'ın da yaptıkları konusunda yoğun bir şekilde temaslarını sürüyor. Son bölümde de diyor ki Dışişleri Bakanı, bu üzücü gelişmeler iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha gösteriyor. Tarafları güç kullanmaktan vazgeçerek bu vizyon doğrultusunda daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz aslında. Evet, bu aslında standart yaklaşım. Amerika Birleşik Devletleri'nin de yani bugün çok açık ve net, çok kapsamlı destek açıkladı Biden. İsrail'e, evet. İsrail'e yönelik. Bu ama yani Hindistan'ın da, Çin'in de, Japonya'nın da, Türkiye'nin de, Amerika'nın da, Avrupa Birliği'nin de yaklaşımı net o noktada. İki devletli çözüm. Evet. Ama burada ne yazık ki Netanyahu yönetimi, İsrail böyle bir tutum içine girmiyor. Yani Hamas'ın kaygıları ve korkuları, gelecek kaygısı ve korkusuyla İran'ın gelecek kaygısı ve korkusu son dönemde çok üst üste böyle çakıştı, örtüştü. Benziyor. Şimdi İran Hamas kuzeyinde... Hamas bu kadar silahı nereden buluyoruz? Evet, İran kuzeyinden bir kendisine yönelik bir İsrail tehdidi algılamaya başlamıştı ki Biden İsrail'le Suudi Arabistan'ı barıştırıp bir barış protokolü imzalamak istiyordu evet, kendisi evet. Döneminde. Bu da İran'ın aynı zamanda güneyden de bir şekilde kuşatılması olarak gündeme gelecekti ki İran tam bir cendereye alınmış olacaktı. İran burada gelecek kaygısı yaşıyor. Eğer o anlaşma imzalanırsa İsrail'le Suudi Arabistan arasında böyle bir diplomatik ilişki kurma anlaşması imzalanırsa, ki bunun altyapısı için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu sefer Filistinliler tamamen unutulma noktasına geleceklerdi. Hı hı. Çünkü Arap dünyasını domine eden ülke ekonomik varlıklarıyla, siyasetiyle Suudi Arabistan. Şimdi ikisinin de birisinin yok olma, unutulma kaygıları var, gelecekten kaygısı var. İran'ın da geleceğinde çevrelenme kaygısı tabii var. Yani iki kaygı örtüşünce Hamas'ın bir sabah şeyleriyle uyandık, evet, roketleriyle evet. uyandık. Yani işte girişte de hani seninle sohbet ederken dedik ya, dünyadaki bütün sorunların, yani şiddet sorunlarının, terör sorunlarının veya savaşın neredeyse ana sorunu İsrail-Filistin çatışması. Bunun çok ciddi tarihsel kökenleri var, dinsel kökenleri var, 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 her şeyi var. Bu kadar sıkışmış bir İran herhalde, tahmin ediyorum ya, en garanti, en kestirme yolu neresi? Beni hedefleyen Amerika'ya, evet, Batı'ya, İsrail'e bir Filistin'i bir hatırlatayım diye. Böyle ki bir, oradan her yeri ya etkiliyor. Çok enteresan. Evet, Azerbaycan'a da bir mesaj bir belki. Risk. Orayı da biraz darlayan bir şey aynı zamanda. Ya şimdi bir, İsrail Gazze'ye kara hareket yapacak. Tabii. İki, buna İran nasıl cevap verecek? Evet. İsrail İran'a
bir hareket yapacak mı? Arkasından Lübnan'daki Hizbullah devreye girecek mi? Yani ya, bunları düşündüğünüz zaman tam ateş çemberi dedikleri bu. Böyle Orta Doğu'da herhalde uydudan alevlerin çıktığını görmek gibi bir fotoğraf olur. Ve biz o ateş çemberinin en orta merkezindeki konumdayız aslında. Çok her boyut kritik Türkiye'yi bir noktada çok yakından ilgilendiren bir boyut var. Tabii yani böyle kapsamlı, Allah korusun, böyle bir şey evet istemek, ama bunlar olasılık dahilinde. Bu çatışmanın bir boyutu da Hizbullah'la, Hamas'la, İran'la kalmaz. Türkiye'nin bir boyutuyla içinde olduğu Suriye'ye sıçrayabilir. Çünkü Suriye'de İran'ın etkisi artık çok ciddi düzeylerde. Mesela Irak'ta Suriye'de, çok ciddi düzeylerde. Humus'taki o en son harp okulundaki törene yapılmış olan saldırı. O saldırıdan sonra belki, yani hiçbir şeyi de birbirinden belki kopuk da düşünemeyiz. Onunla başlayan bir süreç belki de bu. Yani bir, onu da belki bir noktada belki koymak ve değerlendirmek gerekebilir. O kadar derin ki. Ara ara İsrail'in Şam'a yönelik yaptığı saldırılar. Yani şimdi düşünsenize, Irak'a yönelik bir operasyon yaptı Amerika. Amerika öncülüğünde bir operasyon yapıldı. Neydi onun gerekçesi? Oraya demokrasi götürmekti. Kimyasal şu anda, silahlar var falan deniliyor diye. Şu anda yani Irak, Amerika kaybetti. İran yönetiyor. Suriye'de dert neydi? Esad'ı indirmek, demokrasi getirmekti. Şu anda her geçen gün Suriye'de İran etkisi artıyor. Yani öyle bir girift denge içinde ki bölge, Kerkük'te KDP'nin oraya tekrar eski binasına dönmesine izin vermeyen en güçlü aktörlerden birisi de İran. Yani her şey birbirine girmiş. KDP'nin oraya gelmesini isteyen Amerika. Niye? Çünkü İran, Irak, Suriye arasındaki hattı koparmak istiyor. Tabii sadece Suriye'de kalmıyor. Hizbullah'la Lübnan üzerinden denize açılıyor İran. Yani bu İran jeopolitiğiyle Batı jeopolitiğinin o bölgede çatışması son dönemde bu şekliyle gündeme geliyor, ama yani zaten sorunların anası bu Filistin-İsrail sorunu. Çok ağır, çok gerçekten köklü nedenleri var. Gerçekten. Ama yani hem İsraillerin hem de Filistinlilerin birbiriyle barışmadan bölgede yaşayamayacaklarını anlamaları lazım. Yani yeter, bu çok uzun süreli bir çatışma. Yani her savaşın sonunda bir barış olmalı. Böyle olur. Diplomasi devreye girmeli. Ama böyle durup durup savaş patlak veriyor. Durup durup çatışmalar ağırlaşıyor. Örneğin kimse herhalde Hamas'tan bu kadar etkili bir, bu kadar ölüme yol açacak bir saldırı beklemiyordu. Tabii. Ama bence İsrail de beklemiyordu. Yani burada biraz bir atlama. İşte o da çok ilginç. Mossad gibi bir yapı nasıl oldu da tabii bunu atladı? Çeşitli spekülasyonlar da gündeme getiriliyor.